Allah bir yiğit çıkarır. Onun sancağı altında tüm alemi birleştirir. Onun evlatları da Konstantiniyye'yi de fetheder, Kudüs'ü de alır, Mekke ile Medine'ye de hizmet eder. İnşallah biz de o yiğidin sancağı altında cenk ederiz. İnşallah. İnşallah haklısınızdır. İnşallah Rabbim o yiğidi bir an evvel gönderir de biz de rahatlarız. Bana lokmasını paylaşan bu birbirinden değerli Allah dostlarını tanımak isterim. Ben Endülüslü İbnül Arabi. Kayıboyundan Ertuğrul. Pekmez getirdim baba. Ellerine sağlık kızım. Afiyet olsun. Anlat bakalım Gündoğdu. Ne yapmak istersin de Oğuz töresine ihtiyaç duyarsın? Eğer ben bey olsaydım ve obama saldırsalardı, nöbet tutmayı beceremeyen alplerime ne ceza vereceğimi düşünürdüm. Peki sen ne yapardın Kurdoğlu? Vallahi beyim, Süleyman Şahımızın verdiği ceza evladır derim. Evlat, bir gün bey olursun. Bu sualin cevabını o vakit ararsın. Şimdi kafanı lüzumsuz işlerle meşgul etme. Kendi vazifeni en iyi şekilde nasıl yapacağını düşün. Ne vazifesi? Yarından tezi yok. Kervan için obanın satılacak malzemelerini toplayacaksın. 3 gün içinde de kervanı yola çıkaracaksın. Beyim, malları niye tacir götürmüyor? Kara Toygar'ın niyeti kötü. Kervanı basabilir. İşte bu yüzden malları tacirin eline veremeyiz. Gündoğdu alpleriyle bu işi yapacak. Emrin olur baba. Bana sofranızı açtınız, lokmanızı paylaştınız. Bu iyiliğinizi hiçbir vakit unutmayacağım. Afiyet olsun. Bana müsaade. Bu gece yola koyulmak zorundayım. Gece yollar tehlikeli olur. Gün doğarken beraber çıkarız yola. Sağ ol. Ama aylardır ailemi görmem. Onları da daha fazla meraklandırmak istemem. Halep Çarşı'da bir halıcı tezgahım vardır. Sizleri hepinizi orada ağırlamak isterim. Vaktimiz olursa uğrarız. Çok uyanık olun evlat. Haçlılar her an saldırabilir. O gavurların buralarda esamesi okunmaz dermiş. Sen gene de dikkatli ol.
Onlar her kılığa girip çıkar. Eyvallah. Nasıl oldu Turgut'um? İyi mi? Daha iyi. Kendime gel. Neredeyiz? İmkanımız varken neden onları burada gebertmedik? Karşımızda 15 askerimizi öldürmüş savaşçılar var. Tanrım sonunda dualarımı kabul etti. Düşmanımı karşıma çıkardı. Halep'te onlara güzel bir karşılama töreni hazırlayacağız. Duyduk, duymadık demeyin. İki güne kervan yola çıkacaktır. Süleyman Şah'ın emridir. Akçak hocam. Bu çığırtkan kervan deyince aklıma ne geldi biliyor musun? Eğer sen benim dediklerimi dinleseydin, senin kervanın bir ucu ta Çin'de olurdu. Başlama gene Deli Demir, başlama. Ya Akçak hocam, kızmanın gereği yok. Bak demem o ki. Bu yara merhemiydi, dert merhemiydi, çare merhemiydi, zehir merhemiydi diye uğraşacağına. Kadınlar için bir merhem yapacaktın. Onları koyacaktın sarı, mavi, yeşil, alacalı şişelere. Kadınları yüzüne gözüne süreceklerdi. Kendilerini güzel bulunca da sen Akça'ya Akça demeyecektin. Ya ne yetişine? Fesubhanallah. Hayrola kızım? Obada sığırla tezek yetiştiremiyorsun. Babam Allah'ını seversen ya. Zaten canımız burnumuzda. Anlaşıldı. Kimseye de bir şey söylenmiyor. Bu kadar tezek yeter mi Halime? Yeter. Yeter inşallah. Herkes tedirgin Halime. Tezeğe yatırılan kumaştan hayır mı gelir derler. Tüm emekler boşa çıkacak diye dertlenirler. Bak Aykız. Haymana'ya getirdikleri baskılar sence niye soluk çıktı? Kumaşlar soluktu da ondan. Evvela baskı yapacağımız kumaşları beyazlatmalıyız. Bu tezekler var ya. Bu tezekler kumaşlarımızı kar beyazı yapacak. Sonra istediğin deseni işle. İnan bana Aykız, gerçekten çok güzel olacak. Dertimize derman olsun da. Lakin beceremezsek halimiz harap Halime. Milletin diline düşeriz. Bu kıvamını aldı Aykız. Biraz güneşte beklesinler. Kolay gele hatunlar. Hayrola? Ne işle uğraşırsınız? Kumaşları tezeye yatırırız. Kumaşları tezeye mi yatırırsınız? Ağzıma iyilik, sağlık. Nereden çıktı bu ay kız? Halime bacım Hayme Ana'dan destur aldı. Ah başımıza gelenler. Pisliğin bulaşmadığı bir kumaşımız kalmıştı. Bu ne hal Gökçe? Hatun kilimhaneye de el atmış. Neden dur demedin? Ne diyecektim abla? Haymana tamam dedikten sonra bana laf mı düşer? Hem sen tasalanma. Onlar zaten bu işi ellerinin üzerine bulaştırdıklarında bedelini kendileri ödeyecekler. Elin kevaşesi neden bedel ödesin Gökçe ha? O mallar kervana yetişmezse bedeli ödemek bize düşer. Abla sen bu kızı niye bu kadar büyütüyorsun? Bak sen bu kızı bu kadar büyüttükçe o da kendi kendine palazlanıyor. Neden büyütüyorum biliyor musun Gökçe?
saf mı saf bir kardeşim var da ondan büyütüyorum. Benim bacımın sevdiği er bu kızın ağlarına dolanmış kalmış. Ama bacım görmez, ben görürüm. Bacım duymaz, ben duyarım. Ertuğrul'un bu kıza bakışları hiç hoş değil. Ellerini dizlerine vurduğun zaman bu laflarımı hatırlarsın. Dalda bir gülüm var, devrişim keşkülüm var. Medet ya Abdülkadir, benim bir müşkülüm var. Pirim. Deden pirimiz Geylani Hazretlerinin kokusu geliyor senden Halebi. Eyvallah. Hoş geldiniz pir. Misafirlerimiz de uzun yoldan geldik. Kayıboyundan Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Bir maruzatları var. Saraya gidecekler. Pirim nasipleri varmış. Bugün sarayın arz günü. Görüştüler, görüştüler. Görüşemezlerse bir ay beklemek zorunda kalacaklar. Zülcelal-i Velikram evlat. Hay Allah. Tezekleri bir gün kumaş beyazlatmak için kullanacağım hiç aklıma gelmezdi Halime. Daha sen beyazlıklar ortaya çıksın da gör. Çektiğimiz çileyi değecek herkes. O vakit bıdı bıdı edenleri göreceğiz. Çeyizli kumaşlarını da tezeye yatırırız ha herkes. Yatırırız vallahi. Sağ salim bir dönsünler de. Hazır mı çeyizi? Hazır olmaz mı? Kaç zamandır sandıklarda bekler durur. Turgut Alp at sırtından bir inemedi ki. Ah Turgut Alp, ah! Ah! Aykız, Alp Hatun olmak kolay değil. Ben de yıllardır Ertuğrul Bey'i beklerim. Hacer'in adamıyla Deli Demir olmasaydı itibarım yerle yeksan olacaktı. Bu Kara Toygar tecavüzlerin arkasını getirir mi dersin? Numan'ın Kara Toygar'ın gözündeki değerini artık biliyoruz. Umduğumuzdan daha değerliymiş. Kara Toygar onun için her şeyi göze alacaktır. Ne yapacaksın? Ertuğrul hayırlı bir haberle dönene kadar savaş düzeninde yaşayacağız. Şu misafirin kızı Halime var ya. Ha? Görme. Basmaların rengini tutturmak için canla başla çalışıyor. Başarır mı dersin? Pazarda en çok onlar kazandırıyor. İnşallah beyim. İnşallah. Halime göç ettikten sonra da inşallah Ertuğrul'un evlilik işini... Neyse. Bir alnının akıyla dönsün de Halep'ten. Bakarız. Kim var aklında? Gökçe. Ablasına rağmen onu düşünmene şaşırdım. Gökçe başka.
O iyi bir kız. Hem belki böylelikle ablasının bitmek tükenmek bilmeyen hırsına da mani olur. Gökçe'nin gönlü olmasa böyle söylemezdin. Peki ya Ertuğrul? Onun gönlü var mı? Hayırlısıyla. Bakacağız artık. Abla rezil ettin beni. Rezil. Ne diyorsun Gökçe? Senin yüzünden Halime'nin gözünün içine bakarak Ertuğrul'u beklediğimi söyledim. Daha ne istiyorsun? Geç bile kaldın. Abla anlamıyorsun galiba. Herkes duydu diyorum. Aykız da duydu. Şimdi herkes alay edecek benimle. Kendi kendine gelin güvey olmuş diyecekler. Ve senin suçun. Gökçe. Bana bak. Dünya duysa umrunda olmayacak. Benim Gündoğdu'yu elde ettiğim gibi sen de Ertuğrul'u elde edeceksin. Tırnağınla kazıyarak, dişinle kopararak, tatlı dilinle, güzelliğinle alacaksın o soysuzun oğlunu. Önüne kim çıkarsa ezip geçeceksin. Benim Gündoğdu'nun karısı olduğum gibi sen de Ertuğrul'un karısı olacaksın. Süleyman Şah'la görülecek hesabımız bitmedi. Babamızın katilinin otağda oturduğu her gün bizim utancımız. Kanayan yaramız. Artık damarda akacak kanım kalmadı. Anlıyor musun? Bu otağda oturmak bizim hakkımız. Ve hakkımız olanı da alacağız. Ne istersin? Dilini mi yuttun bir adam? Konuşsana. Er sözü er yüzüne söylenir beyim. Peki. Gözümde, kulağımda sende. Söyle bakalım. Kayıboyunun beyi Süleyman Şah'ın elçisi olarak geldim. Oğluyum. Adım da Ertuğrul. Ne istersin beyoğlu? Sizden yurt almaya geldim. Yurt istersin. Peki karşılığında ne vereceksin? Ekinlerimize zarar verecek keçilerinizden ve şehrimize sinecek kokunuzdan başka. Şehir sana aslını mı unutturdu beyim? Nasıl anladın benim de Türkmen olduğumu? Parmağındaki zikir. Ziynet eşyası olarak takmadığın belli. Kendini ele veriyor. Kefereye ok atmaktan yıpranmış. Eğer bize yurt verirsen... karşılığında 2000 tane alp... başın her dara düştüğünde yanında olacak. 2000 alp ha? Benim sarayımın muhafızlarının sayısı bile bundan fazla. Yolun açık olsun beyoğlu. Sıradaki. Beyim. Sıradaki. Beyim. Hadi. Hadi.
Hadi. Muhafızların. Üç eksik say. Tebrik ederim. Hayatımda gördüğüm en güzel temaşaydı. Öyle değil mi Nasır? Sen de alkışla. Emir Hazretleri. Bu Türkmen yiğidi yakından tanımak isterim. Bu akşamki yemekte göçerlerin çileli hayat hikayelerini, kahramanlık destanlarını onun ağzından dinleyelim sevgili dayıcığım. Şeref duyuyorum Emir Hazretleri. Adamlarımın cesetlerini yollamış. Aklınca bana gözdağı veriyor. Seni ve askerlerini ezip geçmediğine dua et. Anlamadım. Beyin Selçuklu Devleti'ne kafa mı tutuyor? Maval okumayı bırak Kara Toygar. Selçuklu Devleti'ni de bahane etme. Sultan Alaaddin'in bu yaptıklarından haberi yok. Bunu adım gibi biliyorum. Anladığım kadarıyla bu esirler sana devlette başka kapılar açacak. Zekanı kendi yaptığın işlere yansıtsan güzel olur ha? Bu zekan beceriksizliğin için ne diyor Kurdoğlu? Sen önce kendi adamlarının beceriksizliğini gör. Pusu atmaktan bile acizler. Uzatma Kurdoğlu. Ummanı bana getirmezsen istediğin beyliği alamazsın. Gök kubbeyi başınıza yıkarım. Sen de Süleyman Şah da altında kalır. Sabırlı olursan ikimiz de istediğimizi alırız. Ama beni çiğnersen ikimiz de kaybederiz. Numan için bütün dünyayı karşıma alırım. Sen de bu sözümü unutma. Hala bana o esirlerin kim olduklarını söylemeyecek misin? Onların değil, benim kim olduğumu düşün. Bu senin için daha önemli Kurdoğlu. Şimdi ne yapacağız? Sana Numan'ı da Süleyman Şah'ı da vereceğim. Dalındaki bir hurma gibi gidip alacaksın. Şimdi beni iyi dinle. Kervan basıldığında Süleyman Şah otağında oturamaz. Senin peşine düşecektir. 14 tane kilim. İki dizine tahta kaşık. 72 parça yemeni. Hay maşallah, hay maşallah. Senin gelinle kız iyi çalışmışlar. Teyzeciğim, bak iyi bağlasaydınız onları sonra başımıza bela olmasınlar yolda. Sardık Gündoğdu Bey'im. Ağamla sıkı sıkı sardık hepsini. Bizim çok bir şeyimiz yok. Ha? Kurban olayım. Kervanı mukayyet olun. Hayvanlarım açlıktan telef oldu. Neyimiz var neyimiz yok size emanet abi. Bilmez miyim emmi? Bilmez miyim? Sen hiç merak etme. Malların önce Allah'a sonra bize emanet. Bak bu iş için en iyi alplerimi seçtim ben. Gözün arkada kalmasın. Gözünüz arkada kalmasın ahali. Tamam. Oldu, hadi. Oldu, tamam. Oldu Bey. Tamam Bey. Gündoğdu. Yaptığım bu bıçakların akçasıyla kızımı evlendireceğim ona göre. Ay kızın dilinden kurtulamazsın. Durdun lan. Şimdi Halep'te ne sıkıntı çekiyordur gariplerim. Allah yardımcılar olsun. Senin de. Sıradaki. Üstüme gelmeyin. Değirmen taşı gibi ezeriz. Yapmayın diyorum. Ya ne zaman etime su değse başıma bir şey gelir. Bak benimle beraber siz de yanarsınız ha. Yavrum, sarayda ziyaret var. Sen bizimle mi yiyeceksin, ağırda mı yiyeceksin? Ona karar ver. Yapmayın diyorum. Bak hakkımı helal etmem, yapmayın diyorum. Bamsı,
kurtuluşun yok. Yıkanacaksın. Teslim ol. Olmam karındaşım. Olmam, ölürüm ben, olmam. Ulan kokarca. Amman az yaptı be. Yavrum. Yavrum sizin yavrumuz omuz omuzda. Gözü kapalı ölüme koştum. Bana bunu yapmayın. Allah. Ah, Allah. Oyalanmayın. Saraya geç kalacağız. Elimizi çabuk tutun. Beyim. Hala ne düşünürsün? Emir'in sarayında ağırlanmak az bir şey değil bizim için. Bize ne yurt verdiler, ne de sözünü verdiler İlyas. Hadi hayırlısı bakalım. Amin Bey. Gece bu iş bitmeli. Göndereceğin adamlar bu işi becerebilecekler mi? Sen üzerine düşeni yap Nasır. Ulan hangi yüzde aldık pusatlarımı? Ne diyorsun sen? Beraber girmedik mi ablama? Yok, görmüyor musun? Yok işte de. Nasıl yok? Girdiler diyor. Beni pusatları da çalmışlar. Size söylemiştim. Ne zaman yıkansan bir uğursuzluk gelir demiştim. Alın işte gördünüz. Bebe, seni suya sokacağız diye tedbirsizlik ettik. Bağırmayın kesin, yeter. Bunun hesabını beyimize nasıl vereceğiz şimdi? Neyin hesabını Turgut? Sana dedim Turgut. Beyim, pusatlarımızı çalmışlar. Ne? Buyurun Alpler. Çatışmada bir kaybınız oldu mu? Hayır Emir Hazretleri. Demek benim topraklarımda saldırıya uğradınız öyle mi? Oraya asker yollayıp yuvalanmalarına izin vermeyeceğiz değil mi dayı? Elbette Emir Hazretleri. Peki dayı. Peki.
Gereken cezayı fazlasıyla aldılar. Hepsi öldü. Kuraklığın göçerleri nasıl vurduğunu biliyorum. Sultan Alaaddin size fazlasıyla tahammül gösteriyor. Sürülerinizin köyleri, kasabaları nasıl yok ettiği ortada. Oğuz boylarının kendi aralarındaki çatışmaları da başlı başına bir mesele. Herkes sürüsünün peşinde. Aş peşinde. Kuraklık obaları kötü vurdu. Ama birkaç başı bozuk emsal teşkil etmez. Sıkıldım. Daha canlı bir şeyler çalın. Bir yandan Moğollar, bir yandan Haçlılar, Erzamşahlarla Selçukluları saymıyorum bile. Bu yangına elinde körükle değil, bir tas suyla koşacak müttefik lazım bize. Müslümanların arasındaki fitne ateşi her yeri yakıp yıkarken ihtiyacımız olan bu. Öyle değil mi Emir Hazretleri? Öyle dayı. Yangını söndürmemiz lazım öyle. Kılıçlarımız kınına girmez. Atlarımız cenkten geri durmaz. Bize de evdeki yangını söndürecek bir tas suyla gelen müttefik lazım. Sizle nasıl anlaşacağız Türkmen? Obamız için bereketli bir kışlak isteriz. Kışlak. Önce kışlak istersiniz, sonra olur o yaylak. Sonra bir de yurt istersiniz siz. Doğru. İsteriz. Ben size peki Halep'i versem? Gözünüz doyar mı Ertuğrul? Bize toprağını açan bir emiri kırmaktansa sahip olduğumuz bütün sürüyü kırarız. Ama benim kaygılarım var Ertuğrul. Kaygılarınızı gidermek için buradayım. Kayı elçilerinin getirdikleri hediyeler için teşekkür ederiz. Kabul ederseniz bizim de size hediyelerimiz var. Bunlar bizim pusatlar. Şimdi söyle Ertuğrul. Silahlarına barışta bile sahip çıkamayan yiğitlerin sözlerine ne kadar güvenilir? Sen niye oradasın Nasır? Bak biz burada ne kadar güzel eğleniyoruz. Gelsene yanıma. Şimdi gidebilirsiniz.
Dinlenin. Uzun yoldan geldiniz. Yarın sabah komutanlarımla istişare edip kararımı bildiririm size. Olsun ki bundan sonra kılıcına sahip çıkamayan ele pusat yar olmasın. Pusatlarımız gök gülüp kızıl çıkaydı da Ertuğrul Bey'imiz bu utancı yaşamayaydı. Ertuğrul Bey'imiz şimdi kim bilir ne haldedir. Öfkeden delirmiştir. Esselamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selameti hazirun, selameti gaybun, aşıklara vuslat bir sır Cenab-ı Hazreti Abdülkadir el-Geylani el-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bu düştüğüm bu dipsiz kuyudan çıkmak için bana bir imkan ver ya Rabbi.